tüm bölge devletleri ve başta AKP iktidarı tarafından. Yani AKP iktidarı da bugün devletin var olan bütün gücünü, devletin devlet olma ya ilişkin bütün olanaklarını seferber etmiş görünüyor. Asıl amaç Türkiye egemenlerinin, Türkiye sermayedarlarının mevcut egemenlik dinamiklerini yayması. Yani Misak-ı Milli sınırlarında zaten Kürdistan'ı sömürgeleştirilmiş bir gerçeklik var, bir iktidar, bir devlet gerçekliği var. Bunu da bu sınırın dışında da sürdürmeye çalışıyorlar. Afrin'de yaptıkları da bundan farklı değil. Oralara kaymakamlıklar açıyorlar, sağlık ocakları açıyorlar. Orada kendi çetelerini yerleştirerek bir halk tarafından kabul görmüş görüntüsü yaratmaya çalışıyorlar. Yani bu bir taraftan emperyalist yayılmacılıkken bir taraftan da Türkiye açısından sömürgeci bir yayılmacılık olarak sürdürülüyor. Ama en nihayetinde bağlı oldukları emperyalist kapitalist sistemin bir aracı olarak bu süreci emperyalist kapitalizmin daha karına, daha çıkarına yürütmek gibi bir görev edinmiş durumdalar. Bizim çok aktif bir biçimde, birleşik bir zeminde Türkiye İşçi Emekçilerine gidip şunu anlatmamız lazım. Bir, bu yapılan saldırganlık bizim çıkarımıza değil, burada kendi anlattıkları gibi milli mesele haline getirdikleri o milliliğin aslında burjuva sınıfa ait bir millilik olduğunu ifade etmemiz lazım. Hem de işçi sınıfına bu savaşın faturasının nasıl hayat pahalılığı olarak, işte daha ucuza çalıştırılmak olarak, emeklilik hakkındaki ihlaller, hak gaspları olarak yansıdığını, çalışma koşullarında ağırlaşma olarak yansıdığını anlatmamız gerekiyor. Bütün Türkiye sosyalistlerine doğru olan sosyalist tutumu göstermelerine, işgalci saldırganlığa, sömürgeciliğe karşı aktif tutum alarak Kürt halkıyla omuz omuza mücadele etmeye çağırıyorum. Yani Türkiye'nin güya ilerleme vizyonunu böyle bir fetişçi mantıkla ortaya koymak gibi bir yaklaşım var. Yani biz görüyorsunuz Orta Doğu'da adım adım ilerliyoruz. Şurada da yer tuttuk, burada da yer tuttuk. Hatta Suriye'de biliyorsun yani biz gideceğiz. İşte yani namaz kılacağız hattından yani buralara geri çekilindi. Ama bu ikisi yani fetişçi mantıkla Kürt meselesinin çözümsüzlüğü mantığı bence birbiriyle ilişkili olarak ele alınıyor. Bu da toplumun bir kesimine sanki yani iyiymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor ama bunun iyi bir tarafı yok. Bunun getirdiği şey bize savaştır. Bunun getirdiği şey sürekli bir operasyonlar müdahalesidir. Artı ikinci bir durum olarak yani AKP'nin bu biz yani Orta Doğu'da yani normalde Cumhuriyet'in belirlemiş olduğu sınırlara siz bile söylüyorsunuz ben itiraz ettim. Yani Cumhuriyet'in belirlemiş olduğu sınırların ötesine çıkalım. Böyle bir fetihçilik yapalım. Türkiye'nin klasik siyaseti bu değildir ki. Böyle bir fetihçilik siyasetine de itiraz ediyor olmamız lazım. Bu doğrudan AKP'nin felsefesidir, ideolojidir, ideolojisidir ve yaklaşımıdır. Bunu kabul etmemizi gerektirecek hiçbir durum yok. Yapılması gereken şey böyle kabaca fetihlerden bahsetmek değil. Ülkedeki yani iktisadi koşulları düzeltmektir. Ülkedeki yani insanlarımızın doğru dürüst bir ücret almasını, açlık sınırının üstünde bir ücret almasını sağlamaktır. O anlamıyla hani hep diyor ya, sınırı geçeceğiz, bir gece ansızın sınırı geçebiliriz, sınırı geçebiliriz, sınırı geçebiliriz. Ben orada demiş oluyorum ki yani sen sürekli bizim bu yani bölgenin sınırını geçmekten bahsedeceğine, coğrafi sınırı geçmekten bahsedeceğine bir açlık sınırı var bu ülkede. Açlık sınırını gel bütün toplumun adına geç. Onu biraz yukarı çıkar. Yani ücretler açlık sınırının üstüne çıksın ve kendi ülkenin vatandaşlarına bu 85 milyona bir refah getir. Bunu ancak buna bağlayarak yani siyasetimizi düzeltebiliriz. Yoksa bu fetihçi kafayla, Kürt meselesinde çözümsüzlük kafasıyla ve kendi toplumunun asıl olarak refahını hedeflemeyen kafayla, tam demokrasiyi hedeflemeyen bir kafayla hiçbir yere gidemeyiz diye düşünüyorum. Bunları bütünsel olarak ele alırsak o zaman Suriye ile de barışı getirebiliriz. Ve onların gerçekten toprak bütünlüğünü savunmuş oluruz. Kürt halkına ilişkin de bu meseleleri gelin çözelim demiş oluruz. Nasıl Esad'a gelin çözelim diyorsak Kürt halkına da diyebiliriz böyle bir şekilde. Eğer bütün bunları yaparsak da enflasyon sıralamasında yani Rusya'ya, Ukrayna'ya oranla çok kötü bir durumda olmayız diye düşünüyorum. Kürt halkına karşı girişilen savaşın arkasında aynı zamanda böyle bir
tırnak içinde bir milli bir mutabakat olduğunu da düşünüyoruz. Diğer bir tarafı bu iktidarın ayakta kalabilmesinin koşulu bu. Yani bu inşa ettiği faşizmin ilerleyebilmesi için soykırım politikasının devrede olduğu, milliyetçi hezeyanların arkasından geldiği ve emekçi kitleleri de böyle yönlendirebildiği bir şeye ihtiyaç var, davranışa ihtiyaç var. Dolayısıyla faşizmin inşası konusunda dönüşü olmayan yollara girdi ve bu kitlesel motivasyonu, bu milliyetçi ezyanları, bu militarizmi ve şiddeti sağlayabilmesi için de Kürtlere saldırmak zorunda. Dediğim gibi sadece aslında Federe Kürdistan'da şu anda artan saldırılar değil, bir bütün olarak baktığımızda bir bilinçli, tek bir ne denir, tek bir zihniyetten beslenen, Türkiye'de demokratik, Kürtlerin demokratik kitle araçlarına, siyasi partilerine saldıran, onun işte yerel seçimde aldığı başarıyı gasp eden, onu kabul etmeyen, kayyum atayan, binlerce siyasi parti üyesini seçilmiş halkın, milyonlarca iradenin temsil ettiği insanları hapseden, diğer bir tarafıyla işte Irak'ta saldıran, Rojava'da saldıran bir Türkiye de siyasi iktidarı ele geçiren bir suç şeyinden bahsediyoruz aslında, ağından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bütünsellik içerisinde baktığımızda şimdi artan saldırıların hem iç politikada bu hedefleri belirlediğini hem de aslında Orta Doğu'da bölgesel hedefler anlamında da bu pozisyonu odakladığını değerlendirmemiz gerekir. Bu saldırılar sadece Kürt halkına yönelik saldırılar değil. Bugün yapılan bütün saldırılar sadece tek bir özneyi kapsamıyor. Yani 2 gündür hayvan hakları savunucuları işte Ankara'da, Türkiye'nin pek çok yerinde bir mücadele yürütüyor. Bilelim ki o sadece hayvan haklarına yönelik bir mücadele değil. Bugün kadınların yürüttüğü mücadele sadece kadın haklarının kazanılmasına ya da korunmasına yönelik bir mücadele değil. Bu iktidar adım adım bütün toplumsal dinamikleri, ezilen bütün halkları geriletme ve kendisinden olmayan herkesi, kendisine biat etmeyen herkesi ezme, sindirme politikasıyla, hedefiyle karşı karşıya. Dolayısıyla Kürt halkının mücadelesi Türk halkının mücadelesidir, emekçilerin mücadelesidir. Bu bilinçte her yerde birlikte omuz omuza olabilmemiz lazım. Bu omuz omuzalığı kalabalıklaştırmak, kitleselleştirmek iktidara en iyi verebileceğimiz cevap aslında bu olacak diye düşünüyorum.